kutup niçin önemli? Niçin dikkat etmeliyiz? Yani çok temel bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İsra Suresi 53. ayet. Çok hakikaten bence her Müslümanın, her konuşanın, her yazanın, her böyle toplumun huzuruna çıkan herkesin mutlaka dikkat etmesi lazım. Arapçasında okuyalım. Hem kardeşlerimiz de hani ilgili kaynaklardan da bakabilirler. Bismillah. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Kullarıma söyle, sözü en güzel şekilde söylesinler. اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ Çünkü şeytan aralarını bozar. اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُبِينًا Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Evet. Şimdi kullarıma söyle, sözü en güzel şekilde söylesinler, bir emir. Bu emrin bir de gerekçesi var. Çünkü diyor şeytan aralarını bozar. Şimdi demek ki düzgün konuşmadığımızda, doğru bir şey bile söylüyor olsak, bunu doğru biçimde söylemediğimizde, bağlamdan kopardığımızda, muhatabımız anlamayacak durumda olduğu zaman ona söylediğimizde, yerinde, zamanda söylemediğimizde, nasıl söylersek söyleyelim, yani iyi söylemediğimizde demek ki şeytan bozuyor. Hı hı. Ve ayetin sonunda da zaten şeytan bunu yapacak diyor. Yani evet. Şimdi şeytan bunu yaptığında ya da şeytanın emriyle hareket eden bir takım insanlar, kalbi bozuk insanlar, inançsız insanlar bizim söylediklerimiz üzerinden bir şeyler çıkardığında bizim onlara kızmaya gereği hakkımız yok. Çünkü zaten ayet onu söylüyor. Çünkü diyor şeytan onu yapacak. Dolayısıyla bizim ayetin birinci kısmını uygulamamız lazım. Yani söylediğimiz şeyin güzel bir biçimde olması lazım.